Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve güzel bir DAF aracımız var. Şöyle bir sıfır kamerasına geçelim önce. Bu araçla daha önceden oynadık arkadaşlar. 1.35 tam sürüm geldiğinden beri daha böyle çok bir mod yok piyasada. O yüzden daha önceden oynadığımız bir DAF F241 vardı. Hani dede. Onu da dedim oynayayım. Şimdi dorsemiz var. Onu da göstereceğim. Ona dedim yakışır. Bir baktım uyumsuz abi. Çalışmıyor. Dorsemiz şu şekilde. Video açıklamasında aracım ve dorsem indirme linkini bu arada bulabilirsiniz. Şu şekilde birden fazla böyle üstüne koyabileceğimiz bu şekilde şirket hani şeyleri ne deniyor buna, konteynerları olan bir dorsem modumuz var. Alt taraf sabit kalıyor. Üst taraftaki konteynerlar değişiyor. Farklı renkler, farklı boyamalar vesaire. Veda, hatta Veda'nın modu. Dedim şeye yakışır ama, bizim dede F241'e, böyle ara gazlı falan. Ama yok, çalışmıyor. 1.35 uyumlu değil. Baktım bu çalışıyor. Bizim daha önce oynadığımız, bunun da güzel bir sesi var. Dedim hadi bununla oynayalım bari. Harita modu olarak da biliyorsunuz şu anda 1.35'e neredeyse hiçbir harita modu uyarlanmadı. Biz bugün Türkiye haritasındayız. 1.34'teki Türkiye haritası 1.35'te çalışıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 1.35'te de Türkiye haritasını kullanabilirsiniz. 1.34 versiyon olanı. Bugün Adıyaman'dan şöyle Diyarbakır'a doğru gideceğiz. Şuradan geçmek istiyorum ama rota böyle saçma sapan bir rotaya döndü şu anda. Artık yolu kaybetmeden şuradan bir yerden çıkacağız yani yola. Bu arada bugün yine bir sesli navigasyon olayımız var. Google navigasyonu arkadaşlar, bakın. Onu da video açıklamasına linkini koydum. Şöyle ses mod klasörünü atıyorsunuz, aktif ediyorsunuz. Daha sonradan ayarlar ses bölümüne geliyorsunuz. Buradan Türkçe Google yazıyor arkadaşlar. Bunu seçiyorsunuz. Çatalın sağından devam edin. Ön izlemeyi birkaç defa basınca falan geliyor ses. Dümdüz ilerleyin. Bu şekilde bir ses var. Bunu kullanacağız. Google navigasyonu sesiymiş. Şöyle bir çalıştıralım aracımızı. Aracın gösterge, şu gösterge panelindeki bilgisayar niye çalışmıyor anlamadım. İlk modu attığım zaman çalışıyordu, şu an çalışmıyor. Çok ilginç bir şekilde yani. Evet, aracımız bu şekilde. Haydi bakalım çıkalım yola. Şöyle üst taraftaki şeyi de açalım. Navigasyonun üstüne kameranın biraz yarısı geliyor. Üst tarafta da açık kalsın, onun bize bir zararı yok. 7. vites ne ya? Sola dönün. He dur. Sola döneceğiz de ama bize inşallah doğru gösteriyordur. Benim koyduğum noktayı gösteriyordur. Kontrol edelim hemen. Doğru mu? Aynen, tamam, doğru. Aracın sesi çok güzel ama. Çok hoş bir sesi var yani aracın. Bu arada dorseyi kişisel dorselerden alıyorsunuz. Böyle de bir kornamız var. Bu arada ne taşıyoruz? Dırıt dırıt dırıt. Dur, yanlış yere bakıyoruz. Mu? F6. Lan F7'ye basıyoruz ya. Worldwide shipping diyor. 22 tonluk yükümüz varmış arkadaşlar. Yükümüz 22 ton yani. Arada bir navigasyonun sesini duyarız. Şöyle bir hızlı mitini geçelim bakalım bunda ne diyecek. Bu
Promot 1.35'e hala güncellenmedi. Grand Utopia'da oynayalım dedim. Girdim. Baktım uyumsuz yazmıyor. Telefonun sesini kısalım. Bu arada Adıyaman'dan çıkıyoruz. Adıyaman'daki tüm arkadaşlarımıza da buradan selamlarımız olsun. Baktım uyumsuz yazmıyor Grand Utopia'da. Girdim. Aracı falan seçtim. Dorsey'i seçtim işte. Google navigasyonu aktif ettim. Sür dedim. Oyundan attı. Meğersem o da uyumsuzmuş. Motor yöneticisinde her ne kadar uyumsuz yazmasa bile uyumsuzmuş yani. Sitesine girdim baktım güncelleme gelmiş mi? Yok hala yok. Türkiye haritası çalışıyor şu an. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani bir şey değil mi? Fizik modu artı. Oyuna yeni gelen fizikler viraja bu kadar hızlı girmemizi istemiyor. Bu arada tıt 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 yaptı. O bip sesi değil miydi ya? Bakayım. He, bunda da demek Google navigasyonda da bip sesi olarak geliyor. Tıt 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 yapıyor yani. Aman abi, aman sakin. Sakin. Yandex'e baktım. Yandex sanki şey ya, aracın içinden telefonla falan kaydedilmiş de o şekilde uyarlanmış gibi. Ya oynarız belki ama ne bileyim benim çok hoşuma gitmedi Yandex'inki. Sanki aracın içinden mikrofonla, telefon mikrofonuyla falan kaydedilmiş gibi ses geliyor. İleriden gemiye bineceğiz, oradan karşıya geçeceğiz. Sonra Diyarbakır'a doğru. Devam. 800 küsür kilometre gösteriyor. Tabii yol sapıtık bir durumda olduğu için şu anda. Doğru değil. Zaten yük normalde Batman'a kadar gidiyor. Biz Diyarbakır'da bitireceğiz. O yüzden çok da böyle 800 kilometrelik bir yolumuz yok yani. Kademeymiş bunu. Retardır. 3 kademeymiş. Karadeniz şiveli navigasyon güzeldi ama ya. Onunla tekrar... Dur şimdi U dönüşü yapmayacağız canım. Buraya ben noktayı koydum. Şimdi U dönüşü yaptırma bana. Veri bağlantısı kesildi. Hayda. İnternet çekmiyor herhalde. U dönüşü yapın. Uydu bağlantısı koptu. Dur bacım. Şu gemiye binelim de ondan GPS sonra... GPS sinyali kayboldu. GPS. GPS sinyali kayboldu. U dönüşü yapın. Gezinmeye devam ediliyor. Gezinmeye devam ediliyor. Ya dur. Bir ayar çekeceğim ben sana. Eycük sakin ol. U dönüşü yapın. Gezinmeye devam ediliyor. U dönüşü yapın. Veri bağlantısı kesildi. U dönüşü yapın. Sus arkadaş. Ne çene gezinmeye varmış. Gezinmeye devam ediliyor. Gezinmeye devam ediliyor. Karşıya geçince ya normale dönecek ya da kendimiz bir nokta gezinmeye falan atacağız. Gezinmeye devam ediliyor. Ay çenenin yayını. U dönüşü yapın. GPS sinyali kayboldu. U dönüşü yapın.
şöyle karşıya geçiyoruz. Veri bağlantısı kesildi. Tamam bacım. Şimdi gelecek veri bağlantısı. Bakalım navigasyonumuz ne durumda? Tamam, doğru. Tamamdır abi. Şimdi normale döndü. Yavaş yavaş çıkalım. Fizik çok iyi ama dönüşlere dikkatli girmeniz gerekiyor. Lastik kamerasına geçelim. Lastik kamerasında sürelim biraz. Unutmayalım onu. Arada unutuyoruz çünkü. Hafif, çok değil. Hafif sağa yönelin. Sağa dönün. Dışarıdan mı ses geliyor? Aynen dışarıdan ses geliyor. Oyunda mı geliyor, dışarıdan mı geliyor? Ayıkamadım. Nextgen 1.7 bu arada. Grafik modumuz. Reshade Nextgen'in 1.6'sını kullanıyorum ama grafik olarak şeyi Nextgen 1.7 base'ini kullanıyorum. 1.7 ile gelen trees modu var. Onu kullanıyorum. Ağaçların şekilleri, şemalleri falan değişiyor işte. Weather olarak da Nextgen'in 1.0'ını kullanıyorum. Yani 1.0'dan beri hep onu kullanıyorum. Ben değiştiremediğim diğerleri çünkü karanlık oluyor. Ne oldu lan, bir selektör yaptım. Oyun bir dondu, kendine geri geldi. Fizik korkutuyor beni ya. Her an böyle yatacakmış hissi var. Ama bu da güzel yani. Kapatmak da istemiyorum böyle. Güzel oluyor. Bayağı güzel sallanıyor. Hafif sola yönelin. Sola dönün. Hadi bakalım şimdi bu önümdekinin keyfini bekleyeceğiz geçsin diye. İnşallah dönersin. Bugün dönerdi inşallah.
Hadi abi, hadi abi. Gittin mi lan? Ana! Nasıl kayboldun sen ya? Önümüzden kayboldu dayı. Şuradan hemen çıkalım biz. Araya kaynayalım. Hazır yolda bulamışız. Arkamdaki de sapıttı. Açtın. Boku yedin oğlum. Abi Karadeniz yürü. Çok iyi ya. Aslında o modlar multide de çalışıyor olacak var ya, efsane olur ha. Vallahi süper olur. İnşallah çalışır tabi, bilmiyorum. Daha multiplayer gelmedi şimdilik ama. Belki de çalışır hani, sonuçta o hani sadece bizim duyduğumuz bir şey. Dışarıya giden bir ses değil. Belki de çalışır. Denemek lazım çıktığı zaman. Pek sanmıyorum ama bakarsınız yer yani. Tam akşama yakın saatler. Bulutlar falan güzel gözüküyor bak. Şu multiplayer gelsin artık, sürekli 1.34-1.35 arasında geçmekten var ya, gına geldi ya. Akşamları canlı yayında multiplayer oynuyoruz takipçilerimizle birlikte diye. 1.34'e çekiyorum. Gün, ertesi gün gündüz video çekeceğim diye ya da akşamüstü falan öyle video çekeceğim diye. Hadi tekrar 1.35'i çekiyorum. Her gün kafadan 4.6 GB bak. 1.35'ten 1.34'e düşürürken 2 GB download yapıyor. 1.34'den 1.35'e yükseltirken 2.6 yapıyor. Günlük 4.6 GB indirme yapıyorum yani sayelerinde. Bir getiremediler ya şunu. Sağa geçelim de. İleride zorunlu olarak Nasus'a geçeceğiz sağ muhtemelen. Yine DX9'da oynuyorum orada. DX11 riskini almadım. Biliyorsunuz DX11'de şehir işlerine bir giriyorsun abi. FPS yapışıyor, 15'e 18'e kadar düşüyor yani. Sardinya'da öyleydi, bilmiyorum. Türkiye haritasında belki onu yapmıyordur ama
çok da riske atmamak lazım yani. Çok da şey yapmamak lazım. Çünkü şeyi de, reşeyi de bu sefer DX11'e göre yüklemek gerekiyor. O yüzden DX9'dan şimdilik DX11 normale dönene kadar ETS'de en azından DX9'dan devam. ATS'de çok güzeldi. DX11 ile geçen gün DLC'sini çektik mesela. Çok güzeldi. Hay Allah. Niye yanından geçmiyorsunuz abi? Korkmayın o kadar ya. Yanıyor. Havaya uçacağız. Yalnız hava bir anda kararsaydı. Baya bir anda karardı hava. Ardından sağa dönün. Sağa dönün. Evet, Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'daki tüm arkadaşlarımıza da buradan selamlarımız olsun. Nereye doğru gidelim? İleride bir nokta atmıştım ama rastgele attım ben o noktayı. Şöyle servis falan varsa Allah. İkinci çıkışa gidin. Neyse çok yüksek değilmiş. Dur şimdi ikinci çıkışı karıştırma. Rotayı yeniden hesaplasam. GPS sinyali kayboldu. GPS sinyali. Şurada garaj var. Garaja girelim ya. GPS sinyali kayboldu. U dönüşü yapın. Garajda bitirsek olur ya burada. Evet, böyle duralım. Kontağımızı açalım. Yani, yok, ledler yanıyor. Tamam. Ledlerle ya da şöyle yapalım. Heh. Böyle daha güzel. Evet arkadaşlar. Araç modumuz bugün bu şekilde daha önceden kullandığımız DAF'tı. DAF XF serisiydi. Video açıklamasında hem araç modunu hem Dorse modunu bulabilirsiniz. Hem de Google Navigasyon'un modunu bulabilirsiniz. Ses modunu bulabilirsiniz yani. Sizler dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.